görevimi icra ederken orada zaten bir tatil modunda geçecek. Kuvvetli ihtimal bir hava değişimi olacak. Kendisine de bu anlamda hepinizin huzurunda burada teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu bu destek ve güçten ötürü. Kendisine de bir an önce tezkere alıp tekrardan aramıza dönmesini diliyorum kısa sürede. Tolga Bey, Tolga Barak. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Berat kardeşimiz uzun yıllardır birlikte çalıştığımız bir kardeşimiz. Burada yetişti, büyüdü. Bizler de onun gibi birçoğumuz burada yetiştik. Askerliğimizi burada yaptık, geldik. İnşallah Berat da hayırlısıyla tezkeresini alır. Hep beraber tekrar aramıza döner. Şimdiden kendisine hayırlı tezkereler diliyoruz. Allah utandırmasın inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Berat kardeşimiz buraya stajyer olarak başladı. Sonra stajdan sonra kendisi bizlere kendisini gösterdi ki daha sonra ihracatta önce operatör, sonra da müşteri temsilcisi olarak başladı. Ümit Bey'in dediği gibi yaz dönemindeyiz abi. Ben iznimi askerde kullanayım dedi. O da bizi sevindiren bir cümleydi. Askerliğini şimdi 20 gün yapacak. İnşallah ülkesiyle ilgili güzel bir askerlik yapacak. Ben de 18 ay yaptım. Askerlik güzeldir, anıları güzeldir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Geçmiş kurban bayramımız mutlu mutlu hayırlara vesile olsun. Cumanızı tebrik ederim. Evet, Berat kardeşimizi peygamber ocağına uğurluyoruz. Ocağın içerisinde herkes dört dörtlük değildir. İyiler de var, kötüler de var. Her ocakta olduğu gibi, her ocakta, her bucakta olduğu gibi. Helal süt emmiş olanlar var, haram süt emmiş olanlar var. Kuralları istismar eden bütün kurumlarda olduğu gibi asker ocağında da istismar eden yöneticiler mutlaka çıkar. Burada 21 günde olsa o mübarek, o kutsal ocakta görev yapmak, o 21 günde unutamayacağınız hatıralarınızla beraber hayatınızın sonuna kadar anlatacağınız o 21 günlük askerlik hatırası sizin için çok büyük bir sermayedir. Ben 1975-1977 yıllarında yaptım. 20 ay. Kasım ayında gittim. Ankara Mamak'ta -20 derecede nöbetle 15 dakikaya düşürüldü. Sırtımızdaki tüfeğin demiri omuzumuza yapıştığını hissettim. Feda olsun, helal olsun. Şu anda beni askere çağırsalar hiç tıkatmadan şu üzerindeki elbiselerle birlikte verilecek olan görevi büyük bir aşkla, heyecanla, azimle, kararlılıkla yaparım. Bu vesileyle Berat kardeşimizin intikal edeceği birlik baba eski, yolu açık olsun. İkincisi Berat Bey'e, Berat kardeşimize teşekkür ediyorum. Emin Bey, Ümit Bey'e göstermiş olduğu anlayıştan dolayı. Çünkü biz bir takımız. Ağustos ayı gerçekten Temmuz ve Ağustos ayı işletmeler için en sıkıntılı aylardır. Özellikle tatil bahane edilerek en sıkıntılı aylardır. Gördüğünüz gibi birçok müşterimiz tatilleri birleştirmiş, fabrikalarını kapatmış, iş yerlerini kapatmış. Ama hayat akışı devam eden, sürekli devam eden bir olaydır. Yani akşamleyin evinize gittiğimiz zaman hanım ne yemeğin var diye sormayacak mısın? Soracaksın. Hanım dese ki ne ekmek var, ne tuz var, ne biber var, ne yağ var derse ne diyeceğiz? Hanıma bir şey söyleyebilir miyiz? Hayat devam ediyor arkadaşlar. Elbette tatil hepimizin en tabii hakkı. Ama bugün aranızdan herhangi bir arkadaşımız, ben de dahil, hastaneye gideyim, hastanedeki doktor beni muayene ediyor. Necdet Bey size bir 10 günlük rapor vereyim, dinlenin. Efendim olur mu? Ben bir iş yerinde çalışıyorum.
Orada iş yerinin patronları var, yöneticileri var, 300'e yakın insan çalışıyor. Benim bir şeyim yok ki, bana siz niye rapor teklif ediyorsunuz? Demek bir vatandaşlık görevidir, insanlık görevidir. Emekçinin görevidir. Ha, emekçiyi istismar ediyor adam. Tazminat ödemeyeyim diye kılı kırk yarıyor, oyun kuruyor. O ayrı, o bizim dışımızda. Onunla bizim hiç ilgimiz yok. Uzaktan yakından çok şükür ilgimiz yok. Ama diğer boyutuyla, beyefendi siz bana niçin 10 gün rapor veriyorsunuz ki? Demeliyiz biz. Neden? Bakın şimdi 21 gün askere gidecek. 21 günde 63 öğün yemek yiyeceksin. Bu 63 öğün yemek nereden geliyor arkadaşlar? Okan Bey'in emeğinden geliyor, vergisinden geliyor. Anıl'ın vergisinden geliyor, benim vergimden geliyor. Babalarımızın, dedelerimizin vergilerinden geliyor. E peki bu havuz dolmazsa, Mehmetçiğe şu anda eskisi gibi sabah karavana çorba falan yok. Gidince görecek ve şaşıracak. Sizi bir nizamiyeden içeriye alışları var ki hayran kalacaksınız. Nizamiyeden sonra sizi bir sisteme sokacaklar. Sistem şu. Beyefendi şuradan itibaren başlayın diyecekler. Çorap, iç çamaşır, altlı üstü, havlu, altlık üstü, atlet, fanele. Bak, ben 65 adet saydım Etnosut'ta. Albay, albay komutan arkadaşım da gel abi gör askerliği dedi. 65 çeşit saydım ben. Çorabından, atletinden, diş fırçasından, evet diş fırçasına varıncaya kadar. Şimdi böyle bir ocağa gidiyorsun ve değerlendirmen çok güzel. 21 gün bir hava değişimi, bravo. Dolayısıyla senin için askerlik fevkalade kolay bir meslek olacak. Çünkü disiplini seven bir adam insansın ve disiplinli bir iş yerinden oraya gidiyorsun. Ve burada olmanın, burada çalışmanın artılarını orada sen bizzat yaşayacaksın ve diyeceksin ki helal olsun Emin Bey, helal olsun Okan Bey, helal olsun Ümit Bey, Tolga Bey ve bütün arkadaşlarım. Biz seni uğurlayacağız. Allah yolunu açık etsin. Evet. Çok bakalım. Allah duatını açık eylesin. Duamız şu. Senin gibi güzel insanları Allah güzel insanlarla buluştursun. Kötülerden seni Allah korusun. Amin. İşte gördüğünüz gibi Çınar Televizyonu izleyicilere, acaba ben hemen şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de şu kadar 100.000 adet, şu kadar milyon adet küçük orta boy işletmeler var. Ve bugün günlerden cuma, bakın hep beraber ekmek ekmeğimizle, ekmeğimiz için hep beraber terliyoruz. Ve bir kardeşimizi bir işveren ve yönetici olarak iş yerimizde mehterle asker ocağını buluyoruz. Bu bizim en tabi vasiyonumuz. Ve biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olsun.